İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da 1,5 milyon metrekarelik alan dezenfekte edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş koronavirüs vakalarının sayısı 235'e ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Türkiye'nin mültecileri siyasi baskı uygulamak için kullanmasına izin vermeyecektir. Suriye'de var olan durum. Dünyada 1 milyardan fazla insan karantinada. Yerzinka'da tarihi lahiti sosyal medyadan satmaya çalışan kişi yakalandı. Bugün özgürlük savaşçısı Karo Kahkecyan 58 yaşında olacaktı. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni bir koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında 1,5 milyon metrekarelik ortak kullanım alanının dezenfekte edildiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında canlı yayında yaptığı açıklamada 24 Mart saat 10 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 41 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildiğini duyurdu. Paşinyan, "Bugün 41 yeni vakamız doğrulandı. Bu vakaların kapsamı ve coğrafyası bazı endişeleri arttırıyor. Hastalarımızda koronavirüs pozitif tanısı olan 235 kişiden 26'sında zatürre mevcut. Ancak durumları kontrol edilebilir. Enfekte olanların çoğunun yüksek ateşi yok," dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteci konusunda yardım etmeye hazır olduğunu ancak siyasi baskı uygulamalarına tolerans göstermeyeceğini belirtti. Tert AM'in aktardığı ve RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre Heiko Maas, Suriye'nin İdlib'deki durum ve Avrupa Birliği Türkiye mülteci anlaşması hakkında yoğun görüşmeler yaptık açıklamasında bulundu. Alman bakan, şu anda ateşkes var ve bu fırsatı İdlib'de yaşayan yaklaşık 1 milyon insana insani yardım sağlamak için kullanmalıyız dedi ve mültecilerin siyasi bir kaldıraç olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Türkiye, Şubat ayında İdlib'deki durumun ağırlaşmasından sonra mültecilerin akışını artık kısıtlamayacağını ve Avrupa Birliği ile sınırlarını aştığını duyurmuştu. Rusya ve Türkiye, Moskova'da Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde silahtan arındırılmış İdlib bölgesinde ikinci ortak devriyeyi gerçekleştirdiler. Ancak ateşkese uymayı reddeden gerici teröristlerin saldırı tehdidi nedeniyle planlanandan daha kısa rota izlendi. Türkiye, devriye bölgesinde güvenlik sağlama sözü verdi. Rusya'nın Suriye'de savaşan tarafları uzlaştırma merkezinden bildirildiğine göre yakın gelecekte Türk birlikleri bu gerici gruplara karşı özel operasyonlar başlatacak. Ajans France Presse Ajansı tarafından pazartesi günü sunulan verilere göre dünyanın 50 ülkesinde 1 milyardan fazla insanın COVID-19 virüsü ile bağlantılı olarak karantinaya devam etmesi çağrısında bulunuluyor. En az 34 ülke veya bölge vatandaşları için zorunlu karantina uygulanmaktadır. Böylece ciddi karantina önlemleri dünya çapında 659 milyondan fazla insanı etkiledi. Bu özellikle Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjantin, Irak, Ruanda ve Kaliforniya için geçerlidir. Kolombiya ve Yeni Zelanda önümüzdeki günlerde listeye eklenecek. Batı Ermenistan'ın Erzincan'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen lahti sosyal medyadan satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre bir vatandaş izinsiz kazı yaptı. Ekipler uzunluğu 91, genişliği ve yüksekliği 29 santimetre olan lahti şüphelinin evinin arka bahçesinde gömülü vaziyette buldu. Gözaltına alınan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi. Özgürlük savaşçısı, Haçlılar Gönüllü Müfrezesi'nin kurucu komutanı, Beyaz Ayı lakaplı Karabet Garo Kahkecyan, Suriye'nin Halep şehrinde 24 Mart 1962 tarihinde doğdu. 26 Haziran 1993'te Mardagert bölgesindeki Puşkenyal Tepesi'nde şehit düştü. 1978'de Almanya'ya taşındı. Orada Frankfurt Mühendislik Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Fakültesi'nde mimarlık okudu. Sonra Fresno, Kaliforniya'ya yerleşti. Lübnan'da yaşarken Beyrut'un Ermeni bölgesinde savunma savaşlarına katıldı. 1988 Spitak depremi sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi.
Şah-ı Acemyen ile birlikte Haçlılar müfredisini kurdu. 1991-1993 yıllarında Ermenistan'ın Ararat Tavuş, Artsakh'ın Askeren Mardagert Karbacar bölgeleri ile Berdazor beldesinin öz savunma ve kurtuluş savaşlarına katıldı. Puşkenyal Tepesi'nin kurtarılması sırasında ana kuvvetlerin saldırısından önce düşmanın baskın güçlerine karşı müfrezesiyle birlikte savaştı, tepeyi korudu ve savaşta şehit düştü. Cenazesi anıtının da bulunduğu Şehitler Tepesi olan Yerebulur'a defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan Ansabul tarafından seslendirilen Hüsan Aşot'un Sünyat Sarır adlı eseri sunuyoruz. Zarumi yerkundu batar entese Başmış sevgar o da taşe suya sarış Zarumi yerkundu batar Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.